Herkese selamlar dostlar. 4 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle skor yarışmamızla direkt başlayalım. Bir adet maç skor yarışmamız var. Kayseri Fenerbahçe maç skoru ne olur sizlere sorduk. Benim kendi skor beklentim 2-1-3-1 ayarında Fenerbahçe'nin galibiyeti olacak. O yönde bir değerlendirmem var. Sizler de değerlendirme yapabilirsiniz. Daha önceki yaptığım Real Madrid Barcelona maçının skorunda 1-0 Barcelona kazandı. Onu da bilen arkadaşımız Mustafa Kaya. Instagram'dan yazarsa katı telegram gruplarımıza misafir edelim Mart ayı boyunca. Geçtim onu. Dün yüksek misli neler yaptık ondan bahsedeyim. Dün bir adet yüksek misli verdim. Partizan Berlin mücadelesi. Partizan atacağız 87 sayıyı önerdim ben. 88 sayı attı. Öyle bitti zaten. Üçüncü periyot 35 sayı atarken dördüncü periyot 7 dakikada 3 sayı attı. Yani söve söve getirdim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Kazandım. Mart ayının yüksek mislisi de 2'de 2 oldu. değerlendirenler tebrik ederim. Benim burada beklentim zaten yüksek misli. De, yani %100 başarı. Şu anda Mart ayı içinde %100 gidiyor. Çünkü yüksek miktarlarda oynuyor buradaki insanlar. Ben de ufak bir burada kasa yönetimi yaptığım için ona göre zaten güvene göre de bir misli, misli belirttiğimi de belirteyim sizlere. Geçtim bunu da. Herkes açık Telegram kanalımız var. Dün orada bir tane özel analiz olarak paylaştım. Kızıl Yıldız'ın atacağı 76 sayıyı ki geldi 80 sayı attı. Çünkü Kampanzo'nun oynama yasağı vardı. Mart ayına kadar Yıldız isimleri takıma dahil olduğu etkileyeceğini düşünüyordum ki etti de. Güzel bir şekilde kazandı. Herkese Telegram grubu yorumlarda ve açıklama kısmında zaten linki var. Sizler de oraya gelerekten de ekstra paylaşımlardan da faydalanabilirsiniz baylar. Geçtim bunu da. Günün kombini vardı. Monaco mücadelesiyle Partizan mücadelesini almıştım. Monaco maçı geldi fakat Partizan burada... İlk yerden 4 farkla galip gelir diyerekten aldım. Ben oran almak adına biraz da. Fakat ilk yeri zaten 44-42 mağlup oldu. Günün kombini de burada başarısız oldu. Canlılarda ise elimizden gelen her zaman yaptığımızı söylüyorum ki canlı maçlarda da gerçekten sürekli ekran başında olduğumuz için ve attığımız her canlıyı izlediğimiz için yani ezbere canlı atılmadığı için de onu da belirteyim sizlere. Her canlı atılan her canlı izleniyor ki başarı da zaten bundan geliyor. İzlemeden canlı bahis verilmez kesinlikle. Beni bilenler bilir ki editör arkadaşlarımız da öyle. Hepsi ekran başında oturuyor maçları takip ediyor. Güzel bir şekilde canlılardan da kazandırmaya devam ediyoruz. Umarım hafta sonunda da devam edecek. Hatta dünün canlı raporunu ekrana getirmek gerekirse de ben 3'te 2 yaptım. Tek bir maçım yattı. Emre 1'de 0. Çağrı 13 Mayıs'tan 10 tanesini yakaladı. Hakan da %100 başarıyla 4'te 4 yaptı. Güzel bir canlı sekansı oldu. Değerlendirenleri kazanç sağlayanlara tebrikler diyerek de maçlarımıza geçelim. Sizlerden ricam video atacağınız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Artı 300 seviyesine like gelirse çok teşekkür ederim. Cumartesi videosu olduğundan kaynaklı da sizlerden güzel seviyede like'lar bekliyorum bekliyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Herkes açık Telegram grubuna girin. Güzel bir like seviyesi gelmişse ben zaten sizlere burada e, şey yapacağım. Canlılar göndereceğim. İlk maçımız Karagümrük ve Sivas. Şuradan parlaklığımı yazsak nasıl olur? Süper olur. Dur oğlum. At o. Dur oğlum. Sakin. Şimdi Karagümrük'le Sivas maçına baktığımız zaman da Karagümrük tarafında önemli bir eksiklik yok. Tam kadro futbol oynayan bir takım Karagümrük. Doğru mu? Doğru. Kendi evinde favori de gösterilmiş. Sivas burada neler yapabilir? Bence Karagümrük'ün golü var burada. Sivas'ı değerlendirmek lazım. Sivas tarafında yatabare şüpheli durumda. Oynar mı oynamaz mı bilmiyorum ama muhtemelen... Dur bakalım burada ne yazıyor? Hemen birlikte öğrenelim. Diz sakatlı var aynen. Yani muhtemelen yatabare oynamayabilir burada. Şüpheli durumda gözüküyor da Avrupa'da bilmiyorum. Ee, oynamayabilir yani. O oynamazsa Gradel gibi isimlerle birlikte arkada zaten ileride de James oynayabilir bu arada. <laughs> Sivas'ta Karagümrük çok fazla hücum futbolunu sergilediği için veya şöyle söyleyeyim, e, Hücuma çok fazla adamla çıktığı için Sivas'ta burada Karagümrük kalesinde pozisyonlara bulacaktır bence. Sivas'ın da golü bence değerlendirilebilir. 1.44 gibi orandan KG var seçeneği var. Burada KG var değerlendirme altına aldım ben. Onun dışında ben şöyle bir beklentim var. Gollü bir galibiyet bek, gollü bir beraberlik beklentim var. O yüzden de bir 3-0-5 gibi oranla nasıl sisteme beraberliği de isterseniz atabilirsiniz. Manchester City ile Newcastle United mücadelesi. Newcastle'la yani burada 5.79 gibi bir oran de City tarafından yürüyelim bu maçta. Çünkü şampiyonluk yarışında olan bir City var. Burada da galibiyeti bence çok anormal olmaz. İsteyenler 1.27 gibi oran alabilir fakat ben oranı biraz daha yükseltmek istiyorum. City kendi evine galip gelirken de 1-0 yenmesin diyorum ve 2 tane atsın diyorum ben burada. 1 ve 1.5 üstünü direkt idealden değerlendirme altına aldım. İsteyenler ideal kombinlere bile bu mücadeleye girebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Geçtim diğer mücadeleme. Mainz ile Hoffenheim mücadelesi. Mainz kendi evinde iyi bir takım. Zaten kendi evinde ortalama 2 gol atan takımlardan bir tanesi. Bundesliga'da Mainz. Hoffenheim tarafına baktığım zaman da Hoffenheim ekmeği yiyemiyor bir türlü. Hücum olarak baktığım zaman da pozisyonlara giriyor. Yani Deplasman'da da iyi. Yani pozisyona girmede herhangi bir sıkıntısı yok zaten Hoffenheim takımının. Fakat bir türlü gol bulamıyor. İki maçta da gol atamayan bir Hoffenheim takımı var. Bu mücadelede atmasını bekliyorum. Bir nevi burada çıkış maçlarından bir tanesi de olabilir. Mainz'in da destek vereceğini düşünerekten de idealden KG var seçeneğini tekli olarak değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar efendim. Diğer mücadelem Union Berlin ile Köln mücadelesi maça yüksek orandan bir tercih önermek istiyorum. Oranı biraz güzel bir şekilde. Şimdi ben mücadeleyi şöyle değerlendirdim. Hoffenheim değil. Union Berlin bir tane attı 1-0 öne geçti. Köln ya attı 1-1 oldu ya da Union Berlin attı 2-0 oldu. Benim skor beklentim ya 2-0 ya 1-1'lik bir beraberlikle çıkabilir. Olası bir sürpriz çıkma ihtimali de var bu maçta. <laughs> Pardon. Union Berlin'de son maçında zaten mağlup oldu Bayern Münih'e karşı. Ben burada gol aralığı olarak değerlendirdim. oran da zaten yüksek olduğundan dolayı isteyenler sistemi atabilir. Toplam gol aralığı 1 2-3 golden 1.78 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Ben 2-3 gol aralığında sıkışacağını düşünüyorum bu mücadelede. Arsenal'la Bournemouth mücadelesi yani oran olarak ne alabiliriz diye baktığım zaman da herhangi bir oran almak zor açmamışlar ki Arsenal'ın rahat galibiyeti 3-0 3-1 gibi şekilde bir galibiyeti bekleniyor. İlk yarı bire baktığımız zaman da 1-43 gibi oran var. İlk da Arsenal bence galip gelecektir. Bunun da oranı 1-43. Koyner açmışlar mı? Henüz açmamışlar. İlk yarı biri bu şekilde değerlendirme altına alabiliriz. 1-43 gibi oranı var. İdeal olur mu? Olur bence Bournemouth'a karşı Arsenal atar. Onun dışında diğer seçeneğinde de ev sahibi iki yarı ile kazanının oranı 2.19. Şu an ekrana sığmıyor ama isteyenler de bunu değerlendirme altına alabilir. Geçtim diğer mücadeleme Kayseri ile Fenerbahçe. Bu maçın maç sizlere sorduk dostlar. Sizce maç skoru ne olur? Benim skor beklentimde 2-1-3 bir ayarında Fenerbahçe galibiyeti olduğunu da belirtmiştim. Kayseri de bence Fenerbahçe'yi uzatacaktır. Fakat ben burada Fenerbahçe'nin yanında olacağım. Deplasman'ın atacağı 2 golü değerlendirme altına alırsak 1-60 gibi oranı var. Gayet güzel bir orandan. Fenerbahçe taraflardan maça girecek önce bir yasak geldi. Ondan sonra kışkırttılar. Acaba şey düşünüyorum. Yani bu takımlar hükümet istifa falan diyor ya. E, bir oyun çekerler mi acaba ya bilmiyorum. Ama Kayseri'de zor takım zaten de. Fenerbahçe'nin burada iki golünü almak bence mantıklı. Deplasman 1.5 üst. 60 gibi oran açmışlar zaten. Onun dışında sizlere güzel bir oran vermek istiyorum. Maç sonu 2 ve KG var. oranı da 2.64 arkadaşlar. Dedim ya 2-1-3 milyonlarında bir maç bekliyorum diye. Sistem atacaksanız da ee, bu orandan değerlendirme altına alınabilir. Maç 2 ve KG var. Çok güzel oranı var. Kayseri'nin de gol bulması burada bekliyorum açıkçası. Lens ile Lil mücadelesi. Lens veya Lil. Hiç fark etmez isim olarak da. E, kendi evinde iyi bir takım. Bastıran bir takım. Gol atmakla hücum sıkıntısı olmayan bir takım. Pozisyon üretmesinde. Lil takımında arkada boşluk bulursa affetmeyen takımlardan bir tanesi. Güzel ve gollü maç bekliyorum. Var olarak 1-54 gibi oradan direkt düz olarak değerlendirdim. Mücadelenin her iki takımın atacağı gollerle birlikte sonlanmasını bekliyorum. Zaten mücadelenin skor beklentisi 1-1-2-2 ayarında bilginize. Bunu da geçmiş olalım. Southampton'la Leicester mücadelesi. Varlar, köller, sarlar birbirlerini ağırlar ve var olur diye düşündüğüm maçlardan da bir tanesi bu mücadele. Southampton takımı düşüşte zaten ligin diplerine demir atmış takımlardan bir tanesi. Leicester de alt sıralarda hücum mücadele ediyor. Yani bu maçın kimse kaybedeceğini düşünmüyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim ben sizlere kaybedecek bir şey olmayan iki takımın mücadelesi. O yüzden bol bol hücum ve bol bol gol izletebilirler diye düşündüğümden dolayı da Southampton'ın kendi evinde olmasından kaynaklı Leicester'ın da deplasmanda biraz daha arkadaki boşlukları değerlendirebilir. Özellikle Perez falan sağdan iniyor ya. Perez diyor Barnes Barnes soldan çok fazla iniyor. Madison da aynı şekilde içeriye çevirip gol atma ihtimalleri yüksek olduğundan dolayı mücadelenin var olarak 1.55 gibi bir oranı var. İdealden değerlendirme altına aldım. Son mücadelemde Bayern Münih ile Stuttgart mücadelesi. Bu maçı da nasıl değerlendirme altına aldım diye baktığımız zaman da Bayern Münih'e zaten güzel bir oran açmışlar. Şampiyonluk yoluna ilerleyen ve Dortmund'da güzel bir yarışta olacaklar bence bu yıl. Şöyle de göstereyim. İkisinin de 46 puanı var zaten. Dortmund'un bu akşam mücadelesi var. Ben bu maçı değerlendirme altına alırken şöyle düşündüm. İlk yerden Bayern Münih'in atacağı bir gole güzel oran açmışlar aslında. Bir 30 gibi oran açmışlar. Eğer bir üçlü yaparsanız bu üçlüyü de Bayern Münih'in ilk yarıda atacağı bir golü değerlendirme altına alabiliriz. Onun dışında ilk yarı değerlendirilebilir. Onun da oranı 1.62. Yani bu oran ne kadar yüksek olduğunu sizler biliyorsunuz. Deplasman olmasından kaynaklı sanırım. Bilmiyorum ama biraz fazla geldi. İsteyenler istediği şekilde değerlendirme altına alabilirler. Toplamda 9 adet mücadelem vardı. İdeallerinden ve hızlı bir anlatım yaptım sizlere. Cumartesi için herkese bol şanslar. Gruplarımıza canlı maçlar. Kupon odasından ideal kuponlar, yüksek oran grubunda yüksek oranlı maçlar, yüksek misli grubunda da mislileri belirterekler zaten yüksek misli maçlar var. Herhangi bir soru, görüş, öneri ve bilgi almak isteyenler varsa Instagram kangaltif hesabından mesaj atarsanız ben zaten herkese dönüş sağlıyorum. Değerlendirecekler bol şanslar, şansımız bol olsun, cumartesi bol kazançlı olsun. Görüşmek üzere, seviyorsunuz, bay bay.